Bu videoda alkollerden nasıl alkil halojenir elde edildiğini göreceğiz. Sol taraftaki bu alkolle başlayalım. Tiyonil klorür yani SOCl2 ve piridin ekleyelim. OH grubu yerine klor atomu koyacağız. Bu da SN2 mekanizması yoluyla gerçekleşir. O zaman sadece primer veya sekonder alkoller işin içine girer. Ayrıca son üründe kiralite merkez varsa konfigürasyon çevrilmesi olur. Şimdi mekanizmaya bir bakalım. Alkolle başlayacağız ve oksijenin bir şekilde ayrılması gerekecek. Fakat tek başına OH çok iyi ayrılamaz. Bu alkolü daha iyi bir ayrılan gruba dönüştürmek için tionil ile tepkimeye sokacağız. Tiyanül klorürün nokta yapısını çizersek burada bir oksijene çift bağlı sülfür olacak. Sülfürde klora bağlı. Ortaklanmamış elektron çiftlerini ekleyelim. Bu şekilde. Şimdi de değerlik elektronları sayalım bize iki tane daha lazım. Bunlar sülfüre gider. Sülfürün oktet kuralını ihlal etmesi sıkıntı değil. Çünkü artık üçüncü periyotta. Oksijendeki ortaklanmamış elektron çifti sülfür atomuyla bağ oluşturacak ve buradaki elektronları üstteki oksijene doğru yönlenecek. Mekanizmamızın ilk adımından ne elde ettiğimizi çizelim. Artık oksijenimiz sülfüre bağlı. Ayrıca bir hidrojene de bağlı. Bir ortaklanmamış elektron çifti yeni bağ oluşturdu bir ortaklanmamış elektron çifti kaldı. Bu da oksijene artı bir formal yük verir. Sülfüre bağlı üstteki oksijenin iki ortaklanmamış elektron çifti vardı. Bir ortaklanmamış elektron çifti daha aldı ve formal yükü eksi bir oldu. Bu sülfür hala klorlara bağlı. Bunları ve sülfür üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftlerini bu şekilde çizebiliriz. Evet. Mekanizmanın bir sonraki adımında oksijen ve sülfür arasındaki çift bağ yeniden oluşturacağız. Bu elektronlar buraya gelecek ve bu elektronlar bu klora gelecek. Oksijenimiz hala bir hidrojene bağlı ve hala artı bir formal yükü var. Şimdi sülfürümüz oksijenimize yeniden çift bağlı, oksijende ise yine iki ortaklanmamış elektron çifti var. Sülfür ayrıca sadece bir klora bağlı. Çünkü klorlardan bir tanesi ayrıldı. Şimdi bu kloru çizebiliriz. Negatif yüklü bir klorür iyonu olduğunu görüyoruz. Sülfür üzerinde hala ortaklanmamış elektron çifti var. Mekanizmanın bu kısmında işin içine piridin de girer. Şimdi piridin'in nokta yapısını çizelim. Piridin bazdır ve benzen halkası gibi durur ve burada bir azot var. Bu azot üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri var ortaklanmamış elektron çiftleri Bronsted Lowry baz olarak işlev görecektir ve oksijen üzerindeki protonu alacaktır. Bu durumda bu elektronlar bu oksijene geri gider. Biraz daha yer açalım ve bunu çizelim. Şimdi karbonumuz oksijenimize bağlandı. Oksijenimizin etrafında şimdi iki ortaklanmamış elektron çifti var. Elimizde sülfür, klorür ve sülfür üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Şimdi daha iyi bir ayrılan grup oluşturduk. Bu başlangıçtaki OH'a göre daha iyi ayrılan bir grup. SN2 mekanizmasını düşünürsek karbon ve oksijen arasındaki bağın polar olduğunu biliyoruz, değil mi? Oksijen daha elektronegatif olduğu için bu kısmen negatif olacaktır. Buradaki karbon da kısmen pozitiftir. Nükleofilimiz mekanizmada oluşturduğumuz yukarıdaki klorür iyonu olacaktır. Bu iyon kısmen pozitif olan karbonumuza saldıracak. Klorür saldırınca sağdakiler ayrılacak. Yani mor renkli olanlar buraya gelecek ve bu elektronlar klorüre geçecek. Ürünümüzü çizdiğimizde şimdi klorürün soldaki karbonu eklendiğini gösterebiliriz. Sağ tarafta ise bu elektronların hareketini takip ettiyseniz kükürt dioksit oluşturacaklar. Yani SO2. Aynı zamanda klorür iyonumuzu çizelim. Yani Cl-. Evet. Klor atomumuzu OH'la süpsüte ettik. Yani değiştirdik. Ve alkil halojenir oluşturduk. Bu alkolden alkil klorür oluşturmak için iyi bir yöntem. Şimdi bir örneğe bakalım. Buraya etanol çizelim. Etanolü tiyonil klorür yani SOCl2 ile tepkimeye sokarsak ve baz olarak piridin kullanırsak OH'ı klorla değiştiririz. Alkolümüze tekrar bakacak olursak bu primel alkol. Bu durumda en iyi tercih primel alkoller olacaktır. Çünkü sterik engeli düşüktür. Stereo kimya üzerinde düşünmemize gerek yok. Çünkü ürünümüzde herhangi bir kiralite merkezi yok. Şimdi alkil bromür oluşturma yöntemine bakalım. Az önce alkil klorür oluşturduk. Şimdi de alkil bromür oluşturmak için kullanılan genel tepkimeye bakalım. Evet, alkolümüzü alalım. Bunu fosfor, tribromür yani PBR3 ile tepkimeye sokalım. OH grubu ayrılacak, onun yerine brom koyacağız. Yine bu mekanizma SN2 mekanizması. O yüzden yalnızca primer veya sekonder alkoller var. Ayrıca kiralite merkezinin mevcut olup olmamasına bağlı olarak ürünlerin konfigürasyonunun çevrilmesi ihtimali de var. Yani karşımıza yine bir SN2 mekanizması var. Burada fosfor tribromür kullanmak durumundayız. Çünkü OH grubu çok iyi ayrılamıyor. Buradaki mekanizmaya bakalım. Şu ortaklanmamış elektronları daha iyi gösterelim. Bu şekilde. Fosfor tribromürümüz var. Nokta yapısını çizelim. Ortaklanmamış elektron çiftleriyle bromlar burada. İki tane daha değerlik elektronu var. Bunlarsa fosforumuz üzerinde böyle görünür. İlk adım önceki mekanizmanın benzeri. Oksijen üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti fosforla bağ oluşturacak. Böylece elektronlardan biri bromlardan birine gider. Hangisini seçtiğimiz fark etmez. Ben bunu seçtim. Bunun sonucunu gösterdiğimizde şimdi oksijenimiz fosfora bağlı. Oksijen hala hidrojene bağlı ve burada ortaklanmamış elektron çifti var. Bu da oksijene artı bir formal yük verir. Fosfor şimdi yalnızca iki broma bağlı. Ayrıca fosfor üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftini koyalım. Bromlardan birini kaybettik. O da bromür iyonu oluşturdu. Şimdi bromürü buraya çizebiliriz. Yine ayrılan bir grup oluşturduk. Sağ taraftaki o OH aşağı kıyasla daha iyi ayrılan bir gruptur. SN2 mekanizmamızı düşünelim. Buradaki karbon elektrofilik olacaktır. Yani negatif yüklü elektronları isteyecekti. Ki bunu bromür iyonundan alabilir. Nükleofilik saldırı bu elektronların oksijene gitmesini sağlar. Ürünlerimizi gösterelim. Ürünü çizdiğimizde tek yapmamız gereken şey sübsitüye ettiğimizi göstermek. Brom artık bu şekilde karbona bağlı. Diğer ürünümüzse oksijene bağlı bir hidrojen, oksijense fosfora bağlı, fosforsa bu şekilde iki broma bağlı. Evet, alkil bromürümüzü oluşturduk. Hızlıca bir örnek gösterecek olursak etanol ile başlayalım etanolü etil bromüre çevirmek isteseydik tek yapmamız gereken bu şekilde fosfor tri eklemek olurdu. Tabii ki o aşı bromla değiştireceğiz. Evet, alkollerden alkil halojenür hazırlamanın yöntemini öğrenmiş olduk.